Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Sayı ve kesir problemleri sizler birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bu şubat ayında ödevlerimizi çok önemli bir şekilde, çok iyi bir şekilde yapıyoruz dedim ve direkt arkadaşlar ne yapalım? Ödevi vererek başlayalım. İlk önce kullanım alanlarına bakalım. Kullanım alanları ve faydaları. Günlük hayatta karşılaşılan bazı problemlerin çözümünü yaparken matematiksel ifadeler kullanırız. Bu ifadeleri matematiksel olarak göstermek için cebirsel ifadeleri kullanırız. Yani denklem kurmak ve çözmek günlük hayatta karşılaştığımız problemlerde bize yarar sağlar arkadaşlar. O zaman ne diyoruz biz de? Bunları iyi bilelim. Günlük hayatta da işimize yarayacak. Hemen Dinamo kitabından Tetra 46 ve 47 var. Neredeyiz biz şu an? Hala denkleme eşitsizlikler ünitesindeyiz. Ve direkt açtım bakın. Sayfa 145'te sayı problemleri var. Teste 46. Örnek çözüm 4 tane sana. Hemen arkada kesir var. Örnek çözüm 4 tane sana. Yaş var. Tabii ki de yaşa geçmiyoruz arkadaşım. 46-47. Yapamazsan da kare okuyorsun. Canım hocam karşına geliyor. Evet hemen 0'dan 9'a kitabımıza da ödev verelim. 0'dan 9'a kitabımızda da ödevimiz sayfa 162 ile 165 arası. Bakın sayı problemleri konu anlatım. Çözgeç, süzgeç yapamazsan tara geç arkadaşım. Hemen kesir problemlerinde de aynı formülü uyguluyorsun. Ve bu soruları yapıyorsun ki bir sonraki sorulara yani yaş problemlerine lütfen sağlam bir şekilde gelesin. O yüzden arkadaşım yine söylüyorum Şubat ayı bizim geleceğimiz için çok önemli. Çünkü TYT'deki matematiğin dörtte biri 10 sorusu kırkta onu buradan geliyor unutma. Hemen başlayalım sözü fazla uzattık. Problemleri çözerken problemlerde verilenler ve istenenler belirlenir. Bak en önemli şeylerden birisi ne istiyor? Ben onu belirleyeceğim. Verilenler matematiksel ifadeye çevrilir. Yani ben artık x, y'lere döneceğim. Bilinmeyenler için x, y, z, a, b, c, k falan filan istediğini verebilirsin. Ama burada dikkat etmen gereken birkaç tane taktik var. Onların hepsini sana ben söyleyeceğim Tonguç Akademi farkıyla. Bir sayının üç fazlası. Bak sayımız x ise 3 fazlasını x artı 3 diye ifade edeceğiz. Sayımız y ise bir sayının 2 eksiği y eksi 2 diyeceksin. Sayımız a ise bir sayının 5 katı 5a diyeceksin. Bir sayının sayımız b ise bir sayının 2 katından 2 katının ya da fark etmez 7 fazlası 2b artı 7 diyeceksin. Bir sayının sayım k olsun 4 eksiğinin 3 katı. Bakın bazen arkadaşlar burayı karıştırabiliyor. Onu söyleyelim. Bu 3'ün bu tarafta olmasıyla bu tarafta olmasının hiçbir önemi yok. Çünkü 2 kere 3 ile 3 kere 2 aynı şey. Sakın bu kafanızı karıştırmasın. Bu 3 içeriye dağılacak. 3K eksi 12 olacak. İster bu taraftan dağıt ister bu taraftan her türlü dağılacak arkadaşım. Bir sayının yarısı diyor. Sayın M ise Yarısı da m bölü 2 olacak. İşte sorularda biz özellikle bilinen, bilin verilenlerle istenenleri belirleyeceğiz ve ona göre de harf vereceğiz. Harf verirken de ne yapman gerektiğini, nasıl bir taktik çakallık yapacağını hemen şimdi söylüyorum. Bu sorular basit bunları bir anlatalım. Hangi sayının ısınma çünkü burası ısınalım sonra patlatacağız olayları. Hangi sayının 3 katının 12 eksiği kendisine eşittir? Hangi sayı x sayısı? 3 katının 12 eksiği kime eşit arkadaşım? Kendisine. Bak bir sayı var. 3 katının 12 eksi kime eşit? Eşittir kendisi. At karşıya eksi hop 2x. At eksi 12'yi karşıya artı 12. Her tarafı 2'ye böl. X eşittir 6 oldu mu? Oldu. Bize de kimi soruyordu? Hangi sayı olduğunu soruyordu? Biz de x'i 6 olarak bulduk. Bir sayının kim olsun bu? A olsun. 2 katının 5 fazlası aynı sayının 1 eksiğinin 3 katına eşittir. Bak 2 katının 5 fazlası 1 eksiğinin 3 katına eşittir. birbirlerine eşit bunlar yani tamam. bu sayı nedir diyor? Yani a eşittir soru işareti bana bunu soruyor. Hemen yapalım. 2A artı 5 eşittir. 3' ile 3A eksi 3 oldu burası. Attım eksi 3'ü karşıya. Art 3 diye geçti 8 oldu. 2 ayı attım karşıya, Eksi 2 A diye geçtiği için direkt A'yı ne buldum? 8 bulmuş oldum arkadaşım. Ve bu iki basit ısınma sorusunda güzel gene geçtim. Geldim buraya. Hangi sayının 8 fazlasının yarısı? Hangi sayının 8 fazlasının yarısı? Aynı sayının aynı sayının 4 katının 3 eksiğine eşittir. Bakın çok dikkat. Burada altında görünmez bir var. Şimdi içler dışlar yapabiliriz. Bir ile kimi çarparsan çarpayım kendisi olacaktır. 2 ile çarparsam da 8x -6. eksi 6. Eksi 6'yı karşıya at 14. X'i karşıya eksi x olarak 7x. 7'yi ne ile çarparsan 14 eder. Tabii ki de x'in 2 olduğunu bulmuş oldum. Hangi sayı dediği için de X'in 2 olduğunu bulduğum için direkt sayıyı da onu verdim. Şimdi bakın ardışık 5 doğal sayı diyor. Bu sayılar ne olsun? X olsun. Ardışık dediği için X artı 1. Ardışık dediği için X artı 2. X artı 3 ve X artı 4 sayılar olacak. Bu sayıların toplamı dediği için de araya artı, araya artı, araya artı, araya artı. Cevapta ne olacak? 60 olacak. Bu arada X en küçük sayım. X artı 4'te en büyük sayım. Bana en büyük sayıyı sorduğu için ben x'i bulmayacağım. x artı 4'ü bulacağım. Unutmayayım. Her zaman böyle köşeye yazın. X, 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 x. Ne oldu? 5 tane x oldu. 4 artı 1, 5. 3 artı 2, 5. 5, 5, 10 oldu. O zaman artı 10 eşittir 60'sa. Attım karşıya arkadaşım. Ne olmuş oldu? 5x eşittir 50 olmuş oldu. Buradan da ne bulduk? x'i 10 bulmuş oldum. Çok güzel bir şekilde, çok rahat bir şekilde x'in 10 olduğunu buldum arkadaşım. Şimdi 5 doğal sayı demesine dikkat edin. Birazdan bakın ne olacak arkadaşlar. Birazdan tek doğal sayı diyecek. O yüzden ardışık tekli 5 doğal sayının arasındaki farkı anlayacağız şimdi iyice. E bulduktan sonra bize ne soruyordu? X artı 4'ünde ne olduğunu soruyordu. X'i 4 bulduğuma göre en büyük sayının da 14 olduğunu bulmuş olduk. Şimdi bakın bu soru böyle çözülür. Ben bir de size pratik öğreteyim. Dikkat edin. Ardışık 5 doğal sayı diyor ya. İster de çift olsun ister tek olsun fark etmez. Sen bu sayıyı kaç tane sayı olduğuna bölersen her zaman ortayı bulursun. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bunların iki bu tarafta iki bu tarafta ortadaki burasıdır. 60'ı böl 5'e bak hop diye şakkadanak 12 olduğunu bulursun. 12 ise bu adam 13, bu adam 14'tür. Soruyu çözme sa çözme süren yaklaşık 2.8 saniye. Bak 3 saniye bile değil. Niye? Çok hızlı. 60 bölü 5, 12, 12, 13, 14. Bitti. Geldim bir sonraki soruma. Toplamları 59 olan iki sayıdan birinin iki katı diğerinin 50 eksiğine eşit. Bakın burada da taktiğimiz şu. Biz iki sayının toplamı 59 diyorsa x artı y eşittir 59 demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Bir sayı x'tir, diğer sayı 59 eksi x'tir. Neden hocam? Çünkü iki bilinmeyene gerek yok. Ne var arkadaşım? Bir bilinmeyen, diğeri de onun cinsinden bilinmeyen olacak. İşte bu kadar. Birinin iki katı, hemen şunun iki katını alalım. 2x. Diğerinin 50 eksi, bunun 50 eksiğini alırsan, 50 de 59'dan 50 çıkarsa, 9 eksi x'e eşitmiş. At x'i karşıya, ne oldu? 3x oldu. Burası 9 oldu. Her tarafı 3'e böl. X eşittir. Ne olmuş oldu? 3 olmuş oldu. Zaten bana büyük soru, büyük sayı soruyor. E, X'im 3 ise 59 eksi x dediğim şey diğer sayım da 56'dır. Yani büyük sayı 56 mıdır diye kendime bir sorayım. Hemen bakayım. Evet toplamları 59. Birinin iki katı diğerinin 50 eksine eşit mi? Eşit. Çok da güzel sağlamayı da yaptım. O zaman ne yaptım? kontrol edildi, onaylandı diye işaretledim. Bakın ardışık 4 tek doğal bak tek sayının ardışık 4 tek sayının. Çünkü negatif de olabilirler. Büyük ihtimalle negatif çıktı için yazmamışlardır. Ardışık 4 tek sayının sayıdan en küçük sayının 4 katının bir fazlası. Hemen yazalım sayıları. Bak biri x e tek sayılar dediği için bir sonraki çifttir, bir sonraki tek olacak. O zaman x artı 2, x artı 4 ve x artı 8 değil 6 yaptım. Bak x artı 6 yaptım. En küçük sayının evet x'in 4 katının bir fazlası diğer 3 sayının toplamını eşitmiş. Diğer 3 sayının toplamı 3x. 2 artı 4 6. 6 daha toplarsam 12 oldu. 3 xi attım karşıya 4x'ten 3x çıkarsa x kalır. 12'den 1 çıkarsa 11 olur. Ben şu an neyi buldum? X'in 11 olduğunu. Bana da neyi soruyor? En küçük sayıyı soruyordu. Zaten en küçük sayım da x'ti. O zaman x'i de 11 bulmuş oldum. Evet negatif çıkmadı, sıkıntı yok. Zaten ardışık 4 tek sayı diyordu. Doğal sayı falan filan fasetmiyor demek bu. Reel sayı demek. Her şey olabilirdi. Biz de burada 11 olarak bulmuş olduk. Geldik problemlerde böyle uzun problem tarzına. Bir miktar bilyeyi Kübra, Leyla, Merve hemen yazalım. Kübra, Leyla, Merve. Evet ne yapıyorlarmış? Kendi aralarında paylaşmışlar. Nasıl? Kübra aldığı bilgilerin sayı. Kübra'nın aldığı bilgilerin sayısı. Leyla'nın üç katı. Bak Leyla'yı o zaman L diyelim ama L I gibi gözüküyor. Bir gibi gözüküyor. O zaman Leyla'ya ben A diyeyim. Bakın Leyla'nın aldığı bilgilerin sayısının üç katı. E, o zaman Kübra 3A almış. Ama Merve'nin de yarısı kadar almış. Bak Yarısı kadar dediğim şey. 3A ise o zaman Merve de 6A'dır. Merve'nin Merve de yarısını almış. Süper. Merve'nin bilineni say Bak hepsi artık bir, bir bilinmeyen cinsinden mi? Evet artık tek değişken. O zaman çok rahat bulacağım şimdi. Merve'nin bilinmenin sayısı. Evet 6A'dan bahsediyorsun. Leyla'nın bilinmenin sayısından. Evet A'dan bahsediyorsun. 75 fazlaymış. E, A'yı attım karşıya. Hop 5A. E 5 a 75'te arkadaşım. Her iki tarafı 5'e bölersem a eşittir 15 oldu. Bize sorduğu neydi? Toplam bilya sayısı. Hop hop hop. Ne etti arkadaşım? 10 a'yı soruyormuş bana. 10 kere 15'ten dolayı da cevabım 150 etmiş oldu. İşte bu kadar. Çok zor bir muhabbet yoktu. Bizi zaten güzel bir şekilde bulmuş olduk. Geldik. Güzel bir soruya Bir de arkasında uzunca bir soru var. Sonra kesir problemlerine geçiyoruz. Hemen yapalım bu soruyu. Elinde belirli sayıda çorap ve poşet olan bir satıcı çorapları poşete üçerli koyarsa iki çorap artıyor. Bir dakika şimdi. Çoraplar var. Ben poşetlere üçerli üçerli koyarsam kaç poşetim varsa üç katı kadar. Yani her poşete bir tane koyduğun için şey üç tane koyduğun için bir poşet üç tane. iki poşet alt tane. E P tanesi üç P olur. İki poşet iki tane çorap da elimde kalıyorsa o zaman demek ki benim çoraplarım üç tane poşet artı ikidir. Çünkü bir poşete ne giriyor arkadaşım? Bir poşete üç tane çorap giriyor. Ya da dörderli koyarsa o zaman çoraplarımı ben dörderli koyarsam poşetleri... dört çarpı üç poşet boşta kalıyormuş. Yani Poşetler P taneydi ya 3 tanesine hiç koyamıyorum. O zaman 4'ler dörder koyduğum poşet sayısı da P eksi 3'tür. İşte aynı çoraplar aynı bilinmeyenlere karşılık geliyor. Ne diyorsun yani hocam? 3P artı 2 neye denk geliyor arkadaşım? 4P eksi 12'ye denk geliyor. Eksi 12'yi attım karşıya 14. 3P'yi attım karşıya P oldu geldi. İşte bu kadar. P'yi ne buldum arkadaşım? 14 olarak buldum. Peki P'yi 14 bulduysan bize kaç adet çorap olduğunu soruyor. P'yi 14 bulduysan ister buraya koy ister buraya koy. Fark etmez. Ç eşittir. 14 kere 3 ya da 14 eksi 3 11. 4 ile çarparsan 44 olduğunu ya da 14 kere 3'ün 42. 2'ye toplarsan da yine 44 olduğunu göreceksin. Burada nasıl bir taktik uyguladık? Bakın çoraba X demedim. Ç dedim. Poşete de P dedim. Yani unutma mümkün olduğunca sana neyi sorduğunu, neyle işlem yaptığını hatırlayacağın harfler verirsen daha güzel olur. Yani bilinmeyene X diye bir kaide yok. Şart yok. Öyle bir koşul yok arkadaşım. Sen her zaman nasıl rahat ediyorsan ona göre yapacaksın. Geldim soruya. 40 ve 50 santimetrelik iki tane çubuk var. Terzi de bu çubuk bu çubuklarla kumaş ölçmek istiyor. Bu terzi eşit uzunluktaki iki kumaşını çubuklarıyla eş uzunluktaki eş parçaları ayırmak için 50 santimlik çubuğu kullanmak istiyor. Fakat kumaşlardan birini parçalarken birini 50 ile parçalıyor, birini 40 ile parçalıyor ve fazladan 5 parça elde ediyor. Nasıl yani? Benim zaten bir topum vardı. Bakın bir top kumaşım vardı. Ben ne yapıyorum arkadaşım? 50 ile parçalıyorum. 50 ile parçaladığımda bana 50 tane parça gelirken artık ne yapıyor? Top kumaşım 40'larla parçalıyorum. Yalnız 5 parça fazladan 5 parçayla parçalıyorum. Çünkü 40 küçük ya. Küçük küçük parçalarsan fazladan 5 parça çıkıyormuş. Görüyor musun? Bak. Biraz öncekine çok benziyor. Fazladan 5 tane parça çıkıyormuş. O zaman 50 parçayla 40 ile çarpıldığında fazladan 5 tane parça bana ne getirir biliyor musun? 200 cm getirir. At karşıya 10 tane P eşittir 200 cm ise o zaman P eşittir. Nedir arkadaşım? 20 cm'dir. E P 20 ise bize kumaşlardan birinin uzunluğunu soruyor. E kumaş neydi? Top kumaştı. Top kumaş 50 çarpı 20'den dolayı istersen 1000 dersin. İstersen de kumaş eşittir. 40 çarpı 25'ten de yine 1000 dersin arkadaşım. 1000 dersin. O zaman ne oldu? 1000 dersek biz de böyle sorunun tepesine bineriz ve soruyu çok güzel bir şekilde iğrenç bir espriyle kapatmış oluruz. İşte konu bitti. Şimdi kesir problemlerinin sayı problemlerinin temeli altyapısı buydu arkadaşım. Çok güzel bir şekilde yapmış olduk. Yalnız kesir problemlerinde kesinlikle taktik yapman lazım. Nasıl bir taktik? Kesir problemlerinde bir bütünün parçalarını dikkate alacaksın. Ne diyorsun hocam sen ya? Şunu diyorum arkadaşım. Senin elinde cevizler varsa ve çeyreğini al diyorsa çeyreğini al demek dörde böl demek. Bir sayının 3'te 2'si diyorsa 3'e böl 2'sini al demek. O zaman bu sayı 3'e bölünen bir sayıdır diyeceksin. 4'e bölünen bir sayıdır. O yüzden sayına sen 4 mde çeyreğine de M de. Niye? Bölülerle uğraşma. Soruları daha kolay, daha pratik bir şekilde yap. 4 mde sana da çeyreği M kalsın. Bak sayına sen 3N de 3'te 2'si. 3'e böl 2 ile çarp. 3'te ikisi böyle bulunur. O zaman burası da ne oldu? 2N olmuş oldu. Bakın 3'te ikisi 2 bölü 3'ü aynı şeydir. 3'te 2 ya da 2 bölü 3'ü aynı şeydir. Ne yapıyorsun burada arkadaşım? 3'e bölüp 2 ile çarpıyorsun. Bak 2 bölü 5'inin bir fazlası. O zaman senin sayın ne olsun biliyor musun? 5A olsun. 2 bölü 5'i 5A'nın 2 bölü 5'i 5'e böl 2 ile çarp. Yalnız bir eksi diyor. O zaman bana sorulan da bu. Ama ben sayımı ne seçtim? 5'a. Ben sayıyı ne seçtim? 3 ne? Ben sayımı ne seçtim? 4 mi? Bana sorulanlar da bunlardır. Bazen de bunu yapamazsın bu taktiği. Direkt sana basit bir şey soruyordur. 2 fazlasının bir sayı var x diye. 2 fazlasının 3 bölü 8'i yine söylüyorum. 8'e böl ne yap? 3 ile çarp. Ya da şöyle de gösterebilirsin. X artı 2 çarpı 3 bölü 8. Sekiz. Yani 8'de 3'ü diyebilirsin. Zaten bunun altında görünmez biri olduğu için rasyonel sayı çarpımında X artı 2 çarpı 3 bölü 8 çarpı 1'den 8'i bulmuş olursun. Bir sayının yarısının 1 bölü 7'si. Bak yarısı demek 1 bölü 2 demek. Bir de 1 bölü 7 yapıyorsun. Hem yarısını alıyorsun hem 1 bölü 7'sini alıyorsun. O zaman 1 bölü 2 bir de 1 bölü 7 olduğuna göre işte sana anlatmak istediğim bu arkadaşım. Sen sayına 16 Y'de o zaman 1 bölü 2'sinin 1 bölü 7'si ne olacak arkadaşım? Y olmuş olacak. Çünkü niye? Yarısını alıyorsun 7. Bir daha 7'ye bölüyorsun. Y'yi almış oluyorsun. Bu mantıklardan dolayı bir kitabın sayfalarının 1 bölü 3'ü sonra 2 bölü 7'si okunduysa toplam sayfa sayısına sen hem 3'e hem 7'ye bölündüğüne göre 21 ne bu? Sayfa ya. 21 de S. S sana 5 gibi geliyorsa 21 P'de. P. Fark etmez. 21 P'de. Çünkü önce 3'e sonra 7'ye böleceksin. Unutma. Aklında olsun. Geldim buraya. Hemen bakıyorum. 72 sayısının 3 bölü 8'i. 3 bölü 8 neydi? 8'e böl 3'le çarp. 72'nin İstersen şöyle de yapabilirsin. 72 çarpı 3 bölü 8 yapabilirsin. Ya da daha pratik benim dediğimi yapabilirsin. Gördüğün gibi bu payda bu payda da hemen ne oldu? 9 kaldı. 9 kere 3'ten dolayı 27 ya da 8'e böl 9. 3'e çarp 27 hızlı pratikte bulabilirsin. Hangi sayının 4 bölü 13'ü 12'dir? Hangi sayının 4 bölü 13'ü 13'e böl 4 ile çarp 12'dir diye söylüyor. Hemen buradan ne görüyorsun? Şunun altında görünmez bir var. İçler dışlar yaptım. 4x eşittir. 12 kere 13. Bakın sakın kazma gibi hemen çarpma. Çünkü burada sadeleştirme var. Daha kolay çarparsın. Burada 1 kaldığına göre x eşittir. Burada 3 var. 3 kere 3. 3 kere 13 özür dilerim. 39 olmuş oldu. Çünkü 12'yi 4'e bölersen 3 gelmiş olacak. Hemen bir sonrakine geçtim. Hangi sayının 15 eksiğinin 4 bölü 9'u? Hangi sayının 15 eksiğinin 4 bölü 9'u. 9'a böl. 4 ile çarp diyor. Bak unutma. Kime eşit? Kendisini. O zaman şunun altında görünmez. 1 var. Hemen bakıyorsun. içler dışlar yaptım. Yapmadan önce şurayı bir dağıtalım. 4x eksi 60. 1 ile çarparsan aynı şeydir. 4x eksi 60 eşittir. 9 kere x eşittir. 9x'tir. At 4'ü karşıya. Eksi 60 eşittir. 5x'tir. Buradan da 60'ı 5'e bölseydim 12 idi ama ne olmuş olacak? Eksi 12 olmuş olacak arkadaşım. İşte bu kadar. Yapman gereken temel işlemler bunlar. 3 bölü 8, 4 bölü 9, 3'e böl 8 çarp. 4'e böl, şey 9'a böl 4'le çarp demektir. Unutma aklında olsun. Geldik sorumuza. Bu da güzel bir soru. Dikkat et. Fabrikada çalışanlarla ilgili aşağıdakiler biliniyor. Çalışanların 2 bölü 3'ü kadın. Bak 3'e bölünen bir sayı var ortada. Kadınların da 3 bölü 4'ü diyor. Kadınların sayısı da 4'e bölünüyor. Bak toplam kişi sayısı 3'e bölünebiliyor. Kadın oluyor. Kadınlardan da sayısı 4'e bölünüyor. 3'e e bölünüyor 4'e bölünüyorsa... ...işte burada konu anlatım kısmında da son soruda yaptığımız gibi... ...ne yapacaksın? Sen toplam burada 12 tane x kişi var diyeceksin. 12 x kişiyi... 3'e bölüp 2 ile çarparsak 3'e böldüm 4x 2 ile çarparsam 8x nedir burası? Kadın kısmıdır. Burası da nedir? Erkek kısmıdır. Erkek kısmı ne oldu? 4x oldu. Kadınların 3 bölü 4'ü 4'e bölü 3 çarp. 4'e bölüp 3 ile çarparsam da 6x'i ne olacak arkadaşım? Üniversiteli bakın üniversiteli üniversitesiz. Ulan çok kötü bir tabir oldu ya. Gerçekten üniversiteli olması lazım herkesin. 6x burası ne oldu arkadaşım? 2x oldu. Gerçi üniversiteli üniversitesi fark etmez. Yani çok kişi var üniversitesiz ama çok kaliteli işler yapıyorlar. Ve helal kazan çağırsa en önemli tabii ki de. Geldik buraya arkadaşım. Üniversiteli üniversitesiz ayrımını yaptıktan sonra mezun mezun değil ayrımını yaptıktan sonra hemen ne dedik arkadaşım? Bu fabrikada üniversite mezunu kadın çalışan sayısının er, bak üniversiteli mezun kadın, üniversite mezunu yani üniversiteli kadın nedir arkadaşım? Sayısının erkek çalışan sayısına oranı nedir diyor bana. Oranı hatırlıyorsunuzdur. Bölmeydi. 6 bölü 4'ten de 3 bölü 2 oranına ulaşmış olduk arkadaşım. İşte bu kadar. Olay bu. Parça 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 gidiyorum. Ama nasıl kadar pratik yapıyorum görüyor musun? 3'e bölü 2 ile çarp. 4'e bölü 3 ile çarp. İşte bu kadar. Olay bu. Geldik bir başka soruya. Nilay bir soru bankasındaki soruların ilk gün 1 bölü 10'u, ikinci gün 1 bölü 7'si, üçüncü gün 1 bölü 3'ü. Dikkat! Bu sayı, bu kitabın soru bankasındaki sorular 10'a bölünüyor, 7'ye bölünüyor, 3'e bölünüyor. O zaman gelsem bunu 10 kere 7, 70, 3 de çarp, 210K de, 210K. 210K dersem... Birinci gün ne yaparım arkadaşım ben? 21K yaparım. E i̇kinci gün ne yaparım arkadaşım? Bakın kalanının falan demediği için direkt 7'ye bölüyorum. Direkt 7'ye diye bölersem 30K yaparım. Üçüncü günde arkadaşım ne olacak? 1 bölü 3'ü 70K ne yaparım? Soru çözerim. O zaman toplarsam bunları toplam soru çözümünü 121K'lık soru çözümünü bulurum. Peki Geriye kalan çözemediği soru sayısı. Yani geriye kalan soru sayısına bakarsam da 210K'dan 121K'yı çıkartırsam 9 eklesem 130, 80 eklesem 210. Demek ki neymiş? 89K'ymış. E neymiş o da? 178'miş. 80 kere 2 160. 9 kere 2 18. Aynen Johnny Wynne'nin K'yı ne bulmuş olduk? 2 bulmuş oldum. K 2 bulduysam soru bankasındaki toplam neydi arkadaşım? 210'du. O zaman 2 kere 210 eşittir. 420 ne olmuş oldu? Toplam soru sayısı olmuş oldu. Bakın kalan demediği için burada direkt ona 7'ye ve 3'e böldüm. Şimdi kalanlı yapalım hemen farkı görelim. Bir marketteki ...bir miktar cevizin ilk hafta 2 bölü 5'i... ...ikinci hafta kalanının 1 bölü 4'ü... ...üçüncü hafta da kalanının 1 bölü 3'ü. Dikkat! 5, 4, 3, 2, 1 diye gitmiyor. 4 kere 5, 20, 3 ile çarparsam 60 dedim. 60 dedim ama ne diyelim? 60 cevizdi ya, C diyelim. 60 cevizse ilk hafta 2 bölü 5'i. E, i̇lk hafta 2 bölü 5'i ise... O zaman ne yiyeceğim ben? Ya da daha doğrusu satmış pardon özür dilerim. Yemeğe gitti aklım. Ne yapacağım? 5'e böl 12C. 2 ile çarp 24C'yi satmış. Geriye ne kadar kalmış? 36C. 60'tan 24 çıkarsa 36. Bu ne zaman arkadaşım? Birinci hafta. Bak bu satılan. Bu kalan. Birinci hafta satılan. Birinci hafta kalan. İkinci hafta kalanın 1 bölü 4'ünü satıyorum. 1 bölü 4'üne bakıyorum. Ne oldu? 9C. Bu ne? İkinci hafta satılan e, 1 bölü 4 satılmış. Ne yapıyor? Geriye de 27C kalıyor. Bu da ikinci hafta kalan. ikinci haftadan kalan. Üçüncü haftada kalanın 1 bölü 3'ünü satıyorsun. O zaman o da ne oldu? Yine 9C oldu. Bu da üçüncü hafta satılan geriye bana da kalan 18C oldu. İşte markette markette 90 kilo ceviz kaldığına göre 18c90'sa ben buradan c'nin 5 olduğunu buldum. Bana diyor ki başlangıçta kaç tane diyor ceviz vardı diyor. Tabii ki de 60 kere 5'ten dolayı ne olmuş oldu? 300 tane ya da 300 kilogram cevizim olmuş oldu. İşte kalan derse ne kadar sattım, ne kadar kaldı. Kalanın bilmem bir şeyi, kalanın bilmem bir şeyi işte bu. Bana mesela soru şöyle de sorabilirdi. İkinci gün kalan cevizi ne kadar deseydi işte burası. Birinci gün kalan cevizi, birinci gün sattığı ceviz, üçüncü gün sattığı ceviz istediğini sorsun. Hepsi matematiğin en önemli kuralı düzgün yazmaktan geçiyor. Güzel bir şekilde düzgün yazarsanız da soruyu her zaman çözersiniz. Geldik çok güzel kallavi son soruma. ...çok tatlı, tam bir nesil soru. İyi okuyalım, yapalım. Selin'in kullandığı cep telefonu... ...bir saat oyun oynadığında... ...tamamı doluyken 1 bölü 5'ini... ...bir saat 4G... ...internete bağlanırsa da... ...tamamı doluyken 1 bölü 8'ini yiyor. Pil seviyesi... ...yüzde 65 olan... ...bu telefon... ...iki saat oyun oynayan Selin... ...oyun oynamaktan sıkılıp... ...internete bağlanıyor en fazla kaç saat internet kullanabilir diye soruyor. Şimdi çok dikkat. Bakın soruda yüzde var. Sekiz kere beş kırk. O zaman ben ortak bir dil konuşmak istiyorsam ben bu in, ben bu telefonun pil kapasitesine 40K diyebilirim ya da 40P kırk 40 kırk pil diyebilirim. Ama sorunun içinde yüzde de olduğu için 40'ı yüze çıkartmak iki buçukla çarpmak işime gelmiyor. O yüzden 200 diyorum. Bakın şimdi çok dikkat. 200 P dedim. Yalnız ben oyun oynarsam ne yapıyorum? 1 saat oyun. 1 saat oyun 1 bölü 5'ini yiyor. Yani oyun 1 saatte benim 1 bölü 5'imi yediğine göre demek ki oyun 40 P benden pil götürüyor. 40 pil götürüyor benden. Çok güzel. Peki internet ne götürüyor benden? Net diyelim net. O da 1 bölü 8. Yani 200'ün 1 bölü 8'i 25P benden ne götürüyor arkadaşım? Benden pil, pil hacmini götürüyor. Pil seviyesi ya da pil seviyesini götürüyor. %65 iken yani %65. 100'e böl 65 ile çarp. Ne oldu 100'e bölersen 2. 65 ile çarparsam 130P'lik şarjım varken. 130 P'lik şarjım varken 2 saat oyun oynarsam hop ne olur 2 saat oyun oynarsam 80 P benim kaybım olur. 80 P kaybım olursa geriye ne kadar P olur? 50 P benim pil seviyem kalır. 50 P hacmim kaldığına göre pil seviyem kaldığına göre şimdi sıkıldık artık internete gireceğiz. 4G internetimiz son sürat ne olacak arkadaşım? Kaç saat girebilirim en fazla? E tabii ki de 50 P'lik bir şeyim var ve her saat benden 25 P götürürse o zaman en fazla sen 2 saat oynarsın. 2 saati 1 dakika bile geçiremezsin. Sanki ölüm gibi. Yani ölüm geldiği anda bitti. Onun gibi arkadaşım 2 saat 1 dakika olmaz. 2 saat internet kullandın ve telefon kapandı. E zaten ee, çok önemli tarzda bir soru. Çünkü bazen biz kendi telefonumuzda da bunu şayet yapıyoruzdur belki de. Pil seviyesi düştükçe iyice ya bu kadar internete gireyim bu kadar şey yapayım. O yüzden tam bir yeni nesil soru. Çok güzel bir soru. Burada dikkat etmeniz gereken 8, 5, 40 diyecektim. Ama soruda yüzde de olduğu için 40 yerine yüzde olan yüze iki buçuk kat yapacağıma 200'e geçtim. 200 yaptım ve çok çok rahat yaptım. Matematiğin en önemli kuralı düzgün yazmaktır ve de tersten okumaktır. Mesela 1 bölü 5 diyor ya 5'e böl 1 ile çarp. Bu, bu, tarz okumaları iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşım dedim. Ve bugün konu biterken sayı problemlerini kesir problemlerini gördük. Lütfen ödevlerimizi çok iyi yapalım. Şubat ayı bizim için çok önemli. Çünkü TYT'de bakın dörtte biri ya koskoca dört yıl sınavına çalışıyorsun. TYT sınavına ve 10 tane soru Şubat ayından gelecek. O da 9. sınıfın Şubat ayı. Düşünün ne kadar önemli bir yerdeyiz. Lütfen çalışmalarımızı ona göre yapalım. Dersimizi yaklaşık 30 dakikada bitirdik. Ve sözü fazla uzatmayalım. İkinci döneme başladık. Hayırlı olsun. Ve ilk ödülü sorumuz karşında. Ödülü sorunun cevabını yoruma bırakmayı unutma. Like butonunu kırmayı hiç unutma. Daha da önemlisi sizleri sevdiğimi hiç unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşürüz.